Büyük mücadele, büyük heyecan bitti ve hemen ilk röportajımız sevgili Abdülkadir, hoş geldin. Sağ ol abi, hoş bulduk. Bir ayoftayız. Yeni bir heyecan başlayacak. Senin dönüşünü de ayrıca mutlu olduk. Sağ ol, sağ ol abi. Ya bizim için çok önemliydi. 2'de 2 yapacağız demiştik. Playoff'lara kaldık. Playoff'larda çok zorlu rakipler var. Ama biz iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Önümüzde 2-3 aylık bir süre var. En iyi şekilde playoff'lara hazırlanacağız. İyi oyunumuzu, galibiyet serimizi orada da devam ettirmek istiyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Mutluyum. Hem takımda hem milli takımda. Yani takım için, ben de ilk defa ilk 11 oynadım milli takımlarda. Çok mutluyum. Kazandık. Takımda herkes çok mutlu. Direkt gitmeyi çok isterdik. Çok basit maçlar kaybettik. Puan kayıpları oldu. Ama playoff'lara gittiğimiz için ayrıca çok mutluyuz. Dünya Kupası bizim için çok önemli. Orada da en iyi şekilde mücadele edip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Son olarak hocan iyileşmeni için senin çok bekledi. En sonunda iyileştin ve sahaya döndün. Özel ilgilendi sende sanırım. Yani evet, özel bir ilgi oldu. Sakatlıktan sonra bazı şeyler yaşadım ama pes etmedim. Formayı da burada giydiğim için çok mutluyum, çok huzurluyum, çok gururluyum milli takım forması altında bu sahada forma giymek. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tek istediğim katkı sağlamak. Teşekkürler, sağ başarılar, sağ görüşmek üzere. Evet sevgili Abdülkadir'in düşünceleri Hünkar. Teşekkür ediyoruz İbrahim Kırkayak. Değerli seyirciler, Abdülkadir Ömür sakatlık sonrasında milli takımda ilk kez 11'de oynadığı için mutlu olduğunu ifade etti. Direkt olarak gidebilseydik çok mutlu olurduk dedi. Hollanda Norveç'i mağlup etmeyi başardı. Bergwijn perdeyi açtı o maçta. 90+1'de Memphis Depay noktayı koydu diyebiliriz. Ve gruptaki sıralama da belli oldu. Amiri futbol takımımız playoff'ta mücadele edecek. Seri başı olamadık ne yazık ki. Belçika-Galler mücadelesi 1-1 bittiği için Galler toplamda 15 puanla seri başı noktasında bizi +3 averajla geçti. Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler muhtemel rakiplerimiz. Yarı final ve final kuralları 26 Kasım'da çekilecek ve yarı final ve finaller Mart ayında oynanacak. Tek maçla eliminasyon sistemiyle seri başı ülkelerin sahasında ilk maç yapılacak. 4'lü 3 grup oluşturulacak ve o 4'lü 3 gruptan hangi takımlar çıkarsa bizim grubumuza, o takımlardan ikisiyle maç yapacağız ve sonra finali kazanan da Katar'a gidecek. Gelecek yıl Kasım ayının sonu, Aralık ayının başındaki, Aralık ayının ortasına kadar sürecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek takım olacak. Umutlarımızı bu anlamda Mart ayına taşıyoruz ve artık ipler bizim elimizde. Biz iyi oynayıp o takımları geçip kazanmak isteyeceğiz. Alp Elivan ve Tarık Üstün de birlikteyiz. Elbette burada maç artık bize döndükten sonra Hollanda-Norveç maçını izledik. Diğer taraftan Galler-Belçika maçına baktık. 6 dakika duraklama verilmişti Belçika-Galler mücadelesinde. Ama Galler Belçika karşısında 90+2'de bir de oyuncu değişikliği yaptı ki maçı berabere bitirebilmek, burada seri başı olabilmek için bir yorum alalım. Ne olursa olsun oradan başlayalım. Ben Belçika'nın galip gelmesini bekliyordum. Ama maçlar, bütün maçlar başlamadan önce 4 ihtimal vardı. Ya direkt gidecektik. Zayıf evet. İhtimal olarak görülüyordu. Çünkü Hollanda daha kağıt üstünde favori gibi görünüyordu. Ama Norveç'in son maçı bizi biraz umutlandırmıştı. 2, playoff'lara kalacaktık. 3, playoff'larda seri başı olabilirdik. 4, üçüncü olabilirdik. Allah'tan üçüncü olmadık. Playoff'lara kaldık. Bütün takımın, bütün arkadaşların emeğine sağlık. Teknik direktörün, teknik heyetin, evet, oyuncuların, evet, herkesin emeğine sağlık. Tabii ki gönül isterdi direkt gitmeyi. Olmadı. Gönül isterdi seri başı olmamızı. O da olmadı ama playoff'lardayız. Hünkar'ın dediği gibi artık kendi elimizde hocam. Tekli maçları oynamayı dediğim gibi artık iyice alışkanlık haline getirdik bence de. Kesinlikle. Bundan sonra tabii ki 26'sında çekilecek kurallarda 3 tane 4'lü grup, az önce Hünkar'ın söylediği gibi. Grubumuzda 4 takımdan bir tanesiyle oynayacağız. Yenersek bir diğeriyle final oynayıp Katar'a gitme şansını yakalayacağız. Bu nedenle de şunu söylemek. Maçtan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Önce 4. dakikada hemen bir yere mi gidiyoruz arkadaşlar? Peki birazdan bir röportajımız olacak değerli seyirciler. Karadağ karşısında Beçiray'ın attığı gole engel olamadık 4. dakikada. Sonra beraberlik golü, Abdülkadir Ömür'ün ortası, Kerem'in attığı golle geldi. Milli takımdaki 3. golünü attı Kerem. Abdülkadir mükemmel bir asist yaptı. İlk yarı 1-1 bitti. Orkun yanımızda, gecenin kilidini çözen isim, ikinci yarıyla birlikte tebrik ediyoruz önce. Zor bir geceydi. Aynen, zor bir geceydi. İlk yarı biraz zorluk çektik ilk dakikalarda ama maçın gidişatına iyi bir şey yaptık, nasıl tepki verdik.
birbiri yakaladık ve ikinci yarıda da hoca bana söyledi. Aynı Cebret Tarık gibi Hakan abimle beraber yan yana topu çevirin. Oradan da gol atmaya çalışın tabii. Düşündün mü vurmayı hemen? Evet, planladın düşündüm. Mı? Zaten oyuna girmeden önce Hakan abim demişti. Top boşsa vur. Hakan abim de verdi. Topu ben dedim bu topu vuracağım. Allah'a şükür gol oldu. Sevgili Orkun, Eylül ayından bu tarafa aldığın dakikalarla, ilk 11'lerle birlikte orta sahada pas istasyonunda bayağı hareketli ve etkin var. Neler söyleyeceksin bu yükselişle birlikte orta saha anlamında? Tek milli takımda değil bu yükseliş. Tabii. Fenerbahçe'de da çok çalışıyorum. Fenerbahçe'deki hocam da bana çok yardım ediyor bu konu hakkında. Burada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve son zamanlar daha da çok katkıya bulunduğum için seviniyorum yani. Şimdi Mart ayı son olarak playoff zorlu bir durum. Portekiz, İtalya, İskoçya, Rusya henüz netleşmedi tabi ama sanki seri başında olamayacağız gibi duruyor artık. Neler söyleyeceksin? Güçlü ekoller. Tabi zor bir grup. Rakip çıkacak. Ama buna hazır olmalıyız. Çünkü dünya şampiyonası katılmak istersen orada da zorlu rakiplerin eşleşeceğin. Ondan bu bahane olamaz yani. Peki. Çok teşekkürler. Sağ ol, görüşmek teşekkürler. Üzere.